Öncelikle en basitinden başlıyoruz, use case diyagramı. Use case diyagramı tamamen bizim tabir ettiğimiz çöp adamlardan oluşmakta. Nedir bu çöp adamlar? Aktörlerimizi göstermekteydi, az önce bahsettik. Aktörlerimiz de neydi? Bizim yazılımımızın içerisindeki kullanıcılardı. Bu kullanıcılar hakkında kullanıcılar ya da gruplandırmalardı diyelim. Bu kullanıcılar ya da gruplandırmalar sistem içerisinde neyi gösterecek bize? Etkileşimi gösterecek. Hangi kullanıcı hangi menüyü kullanacak mesela? Ben personel grubunda olan bir kullanıcıyım. Kalkıp da admin paneliyle ilgili bir ekran kullanabilir miyim? Hayır, kullanamam. Veya ben bir öğrenciyim, öğrenci grubunda olan bir aktörüm. Nedir? Kalkıp da öğretmenlerin not giriş ekranını kullanabilir miyim? Kullanamam. Bir nevi burada size etkileşimi gösteren, ekranlar arasındaki etkileşimi gösteren bir diyagram kullanımı diyebiliriz. Ne var mesela burada? Bakın, öğrenci neleri kullanabilir? Notları kontrol edebileceği bir ekran kullanabilir. Veya bir hoca ne kullanabilir? Sınıf listesi alabileceği bir ekran veya bir sınıf kullanabilir. Yine aynı şekilde notları girebileceği bir sınıf kullanabilir. Ve notları girebilmesi için de öncelikle ne yapması lazım? Bir sınıf listesi alması lazım. Mesela burada bir extent muhabbeti bulunmakta. Bu buradan geliştirilmiştir şeklinde. Bir de include kavramı bulunmakta. Mesela kullanıcıyı doğrula. Bunların hepsini yapabilmesi için bu kişiler, öğrenci notunu kontrol edebilmesi için, hoca not girişi yapabilmesi için mutlaka ve mutlaka ne yapması lazım? Kullanıcısını doğrulaması lazım. Ve buradaki tüm roller nedir? Bir kullanıcı sınıfından gelmektedir. Kullanıcı aktöründen gelmektedir. Ve hepsinin yapmış olduğu işlerde ne yapmış? Include ve extend şeklinde ayrımlarını göstermiş. Şundan da bahsedelim. Yönetici mesela ne yapabilir? Bu notları doğrulayabilir. Veya bölüm başkanı diyebiliriz. Bölüm başkanı ne yapabilir? Bu notları doğrulayabilir. Ama bunu yapabilmesi için de ne gerekiyor? Kullanıcı doğrulaması yapması lazım. Authentication muhabbetinin olduğu kısmı yapması lazım. Kullanıcı ismini, şifresini girecek. Ondan sonra ne yaparsa yapar artık. Tamam. Peki. Devam edelim. Karşımızdaki örnekte ne var? Çok sistemli, çok detaylı bir örnek. Lütfen bunları sonrasında da inceleyin. Peki bu görselde nelerden bahsedebiliriz? Ona bir bakalım kısaca. Detayına sonradan da inceleyebilirsiniz. Kullanıcı olarak, aktör olarak kimler var? Muhasebe departmanından ve rezervasyon görevlileri, müşteriler ve resepsiyon görevlilerinin olduğu gruplar bulunmakta. Kullanıcı grupları bulunmakta. Neler var? Otel rezervasyonu üzerine çalışacağımız için otelin giriş çıkışları ile ilgili bilgiler, rezervasyonlarla ilgili bilgiler. Bu rezervasyonların güncellenmesiyle, değişiklikleriyle ilgili veya rezervasyonlar arasında arama veya rezervasyonları iptal etmesiyle ilgili neler var? Alt sınıflar bulunmakta, alt kavramlar bulunmakta. En basitinden kimi alalım mesela? Rezervasyon görevlisi. Ne yapabilir rezervasyon görevlisi? Rezervasyon değişikliği yapabilir, yeni bir rezervasyon kaydı alabilir. O zaman onlarla ilgili işlemleri nasıl göstereceğim? Normal ok işaretleriyle gösterebilirim. Tabii ki de bu işlemler extends veya includes veya uses gibi işlemler alabilir. Yani alt kavramlar alabilir. Yani alt sınıflar alabilir. Bunları da ne yapmış? Yazmış oluyoruz zaten. Peki bir rezervasyon değişikliği yapabilmeniz için öncelikle rezervasyonu bulup o kayıt üzerinde ne yapabilirsiniz? Değişikliği yapabilirsiniz veya rezervasyonu bulduktan sonra direkt iptal de edebilirsiniz. O zaman bunlar ne yapar? Uses kavramı geliyor burada da araya. Ne yapmış oluyor? Bu sınıfları kullanabiliyor. Kullanma ifadesini verebiliyor ve bunların hepsi de ne yapabilir? Bir isme göre arama yaptırabilir veya TC kimlik numaraya göre arama yaptırabilir. Başka muhasebe görevlisi neler yapabilir? Otelin giriş çıkış kayıtlarını yapabilir.
Ardından yine rezervasyon kayıtlarını inceleyebilir. Çünkü hani içerisinde alışveriş olan bir şey ve bu menünün her yerine bakabilir. Faturalandırmalı kısımlarına bakabilir ve daha da bu çoğaltılabilir. Yine müşterimiz ne yapıyor? Rezervasyon yapabilmesi için ya telefonla ya da online bir şekilde ulaşabiliyor. Geri kalan tüm büyük işi de zaten rezervasyon ya da resepsiyon görevlisi veya muhasebe kısmı yapmakta. Bu şekilde artık diyagramlarımızı rahat okuyabiliriz. Class diyagramları var. Bu use case diyagramlarıydı. Burada en çok ne kullandık? Aktörlerimizi kullandık ve aktörlerin hangi klaslara, hangi ekranları kullanabileceği hakkında bilgi verdik. Bir de class diyagramlarımız var. Az önce bundan bahsetmiştik aslında bir class, bir nesne, bir paket nasıl oluşturulur kısmında. Ne yapıyoruz burada oluştururken? Mutlaka yapmış olduğunuz class'ı bir kare içerisinde toparlıyorsunuz. Bu kare içerisinde 3 bölümü bulunmakta. Sınıfın adı, değişkenlerim, özelliklerim, metotlarım, fonksiyonlarım artık nasıl tanımlarsanız, tamam mı? 3'e bölünmekte. Nedir? Bakın tamamen hiyerarşik bir şekilde. Kimde nerede çalışıyorsun, nelerle çalışacaksın ve bu çalıştıklarını nelerin içerisinde dönüştüreceksin, nelerin içerisinde aktif edeceksin şeklinde düşünebilirsiniz akışa. Peki sınıf adını tamam. Okey, yapabiliyoruz artık. Değişkenlerimi nasıl tanımlayabilirim? Bakın işin içine ne geliyor? Benim belirteçlerim geliyor. Erişim belirteçlerim neydi? Eksi private artı public gibi devam etmekte. O zaman bunları belirleyebilirim. Ardından değişkenimin ismini veririm. Ardından değişkenimin türünü belirlerim. Burada örnekte olduğu gibi uçak sınıfım var. Private bir değişkenim var. İsmi hız olacak ve veri türü de ne olacak? Integer olacak. Bu kısımda bu şekilde. Peki, üçüncü kısımda ne var? Şurasını şöyle numaralandıracak olursam şu üçüncü kısımda neler vardı? Metotlarım vardı benim, fonksiyonlarım vardı. Nedir? Metotlarım parametre alabilir de, almayabilir de. Metodum değer gönderebilir de, göndermeyebilir de. Tamam mı? Bunlarla ilgili yazım tarzım. Mesela public olduğunu, metodun public kullanıldığını, metodun ismini verdim. Herhangi bir değer döndürüyor mu? Tamam, belki ekrana yazdırıyor olabilir. Veya integer ya da double bir değer döndürüyorsa bunu belirtmek zorundayım. O da nasıl aşağıda geri dönüş tipini belirterek vermem lazım. İki nokta üst üste de. Veya metodun parametre alıyorsa tamamen ne yapmam lazım? Benim parantez içerisinde bu parametre veri tipini belirlemem lazım. Hemen yanda örneğine bakalım. Public bir metot olacak. Nedir? Hız yaz ismi olacak ve integer parametre sağlayabilecek. Değer döndürebilen bir metodum olacak ve ne olacak? Hız al diye ismi olacak ve integer değerini gönderecek geriye. Yine burada örnekler bulunmakta. İsim belirleyebiliyorsunuz, niteliklerini, değişkenlerini belirleyebiliyorsunuz. Ardından ne yapabilirsiniz? Kısıtlamalarınızın notlarınız varsa sınıfın altında bunu belirtebilirsiniz. Özel bir alan açıp. Sınıflar arasındaki ilişkiyi gösterebiliyorsunuz. Ok işaretleri çizerekten ve bu ok işaretlerin üzerine niceliklerini yazaraktan bunları belirtebiliyorsunuz. Burada da örneklerde zaten müşteriyle ilgili, müşteri ve siparişle ilgili class diyagramlarını size örnek olarak göstermiş. Bir diğer değişik gösterim class diyagramlarında bakın şurada kesikli çizgiyle oluşturulmuş bir ayrıyeten bir tablo gösteriyor. Bu da tamamen nedir? Size ilişkiyi gösteriyor. Tablolar arasındaki ilişkiden bahsediyor aslında. Nedir? Müşteri ve sipariş tabloların bulunuyor senin ve bir müşteri birden fazla sipariş yapabiliyor ve bir sipariş sadece bir müşteriye ait olabildiğine göre nasıl bir ilişki var burada? Bir alışveriş kavramı var, bir ücret kavramı var. O zaman gizli özne gibi bir şey oluyor aslında bu. Bir nevi gizli bir klas oluşuyor ücretlerle ilgili. Bir klas oluşturabilirsin ve bunun içerisinde ücretin miktarıyla, ödenip ödenmediğiyle veya ücretin hangi tarihlerde, hangi saatlerde yapıldığı ile ilgili veya hangi kategoride yapılmış bir işlem olduğunu burada mesela tutabilirsin. Tamamen ne yapmış oluyorsunuz? Hiyerarşik bir şekilde çalışmış oluyorsunuz. Daha derli toplu, daha efektif bir şekilde
kodunuz çalışmış oluyor. Yine elimizde bir örnek bulunmakta. Class diyagramı ile ilgili nedir? Müşteri, sipariş, özel sipariş ve normal sipariş olarak ayırmış. Bakın mesela ne yapmış? Müşterinin sipariş verme ve sipariş alma gibi bir metotları var ve bunlar için de isim ve kod değişkenlerini kullanmış. Bir müşteri birden fazla sipariş yapabiliyor. Bir sipariş bir müşteriye aittir. Sipariş içerisinde neler var? Kabul et ve kapat gibi siparişi kapatabiliyor veya siparişi kabul edebileceğiniz bir sınıf. Ve burada neye dikkat ediyor? Tarihine, adetine ve stoktaki stoğuna, numarasına gibi değerlerle ne yapmış oluyor? Değişkenlerini oluşturuyor. Peki siparişlerin alt klasları olabilir mi? Olabilir. Özel sipariş ve normal sipariş olacak şekilde. Yine aynı şekilde bakın kalıtım yoluyla bunu yapabilirsiniz. Veya interface veya abstract artık hani hangisinin daha efektif çalışacağına karar verecek şekilde ilerleyebilirsiniz. Nedir? Tarih, adet, not bunlar da var mı? Var. Kabul et ve kapat metotları burada bulunmakta mı? Bulunmakta. Peki aralarındaki fark ne? Özel siparişte dağıtla ilgili bir metot var. Belki dağıtı burada da yapabilirdiniz. Bakın her ikisine yazmış mesela. Eğer ki bir çakışma olmayacaksa mantıken. Dağıt metodu bulunmakta. Bir de teslim et metodu bulunmakta gibi farklılıkları yer almakta. Sırada nesne diyagramı bulunmakta. Nesne diyagramı da adı üstünde hani az önce bahsetmiştik ya bir nesnenin oluşumu ile ilgili nasıl gösterebilirim o klası. Yine aynı şekilde burada ne yapıyorum? Kutular yardımıyla çalışıyorum ve kutular yardımını ne yapıyordum? Üst tarafta nesnenin adını ve hangi sınıftan türetildiğini bildiriyordum. Altında da alanlarım, değişkenlerim veya kullanılacak metotlarımdan bahsedebiliyorum. Ne yapmış burada? Nokta 01 diye bir nesne oluşturmuş. Kimden? Nokta sınıfından. Ve içerisinde ne yapmış? 3 tane değer göndermiş. Yine aynı şekilde N001 diye nesne oluşturmuş. New parametresiyle kimden? Üye sınıfından. Ve adı soyadı yaşı değişkenlerine ne yapmış? Parametreleri, değerlerini, kayıt verilerini göndermiş. State durum diyagramlarımız var. Yine okuması aslında bunlar basit. Tamamen okları işte takip edeceksiniz. Aynı zamanda nedir? Okurken bu şekilde yazarken de ne yapacaksınız? Her bir durum için oluşturduğunuz bu diyagramda durumlar arasındaki iletişimi göstereceksiniz. Mesela bu diyagramlarda mutlaka initial state ve final state'ler bulunmakta. Yani ilk başlangıç state'i ve bitiş state'i. Aynı algoritma dersinde hani başla bitir diye bir kavramımız vardı hatırlarsınız. O burada da geçerli. Ne yapmış? Başlangıç durumundan itibaren artık ne yapman lazım? Durum 1'i gerçekleştirmen lazım. Artık o durum 1 neyse ismini yazıyorsunuz falan. Ardından bu durum gerçekleştirdikten sonra triggerlar önemli burada. Trigger ve aksiyon olaraktan geçer. Neyi tetikliyor? Diyelim ki burada örnek verecek olursak nasıl yapabiliriz? Az önceki işte sipariş muhabbet şey gibi, rezervasyon muhabbeti gibi. Rezervasyon yapacak, tamam. Rezervasyon ekranına girebilmesi için ne yapacak? Bir kullanıcı oturumu oluşturması lazım veya bir kullanıcı adının girmesi lazım. Eğer ki o yoksa normal rezervasyon kısmına girecek. O rezervasyonda mesela yaptıktan sonra bir onay ekranı mesela. Aksiyon olarak da bunu düşünebilirsiniz. Trigger olarak bunu düşünebilirsiniz. Bir onay ekranı gelecek. Bu onay ekranında işte şu şu yapılacak, bu yapılacak gibi durumlarınızı bu şekilde oluşturabiliyorsunuz. Aralarındaki okları da oluşturabiliyorsunuz. Bu tamamen bir kendi gösterimidir. Ha burada farklı olarak ne var? Self translation var. Bu da nedir? Bir ekranda bir işlem yaptıktan sonra tekrar aynı ekrana mı döneceksiniz? Mesela bu nerede kullanılabilir? Bir listeleme, bir raporlama ekranı olabilir. Bul ekranındaysan yine aynı ekranda kalacak ve aynı işlemleri yapacaksın. İşte bulunacak işte isim, bulunacak karakter gibi. Yine aynı kısma dönüyorsunuz bir nevi. Sonra sekans diyagramları var. Bu biraz karışık gibi. Ancak hani okumasını ve yazmasını bildikten sonra oturuyor bir şekilde. Burada bir nevi use case içerisinde bulunan nesneler arasındaki mesaj akışlarını gösteriyor. Mesaj akışından kastımız nedir? Bir sınıfın
bir kısmı çalışırken başka bir sınıfa yönleniyor mu veya başka bir sınıfın metoduna yönleniyor mu veya kendi içerisinde mi çalışıyor gibi sizi bir nevi bir yerden bir yere yönlendiriyor gibi düşünebilirsiniz. Mesela class 1'den bir tane nesne oluşturmuş, object 1 diye. Bu oluşturduğun nesne ile class 2'den oluşturmuş olduğun nesneyi peş peşe kullanacağım. Ama nasıl kullanacağım? Tabii aynı anda da kullanabilirim veya bir sonrasında da kullanabilirim. Şu ok işaretini biraz daha keser. Şunu gösterimini de şöyle yaparım. Belli bir kısımdan sonra bunu kullanacağım. Bunun yeri bir zaman sonra geliyor şeklinde düşünüyor. Bu bir nevi nasıl düşünebiliriz bunu? Ya, tamamen akış olarak düşünebiliriz. Ben belli veri girişi yapacağım. İşte nedir? Neslimi oluşturdum. Neslimi değişkenler atadım. Artık nesne ile ilgili metotları çağırabilmem için başka bir sınıfa da ihtiyacım var. Nedir? Kalkıp burada diğer sınıfın bu akışın içerisine daldığını göstermem lazım. O da nedir? Tamamen böyle bir yapıyı kullanabilirsiniz. İşte burada ne yapmış mesela? Çok araladım. Şurayı bir temizleyeyim. Burada mesela ne yapmış? Class 2'nin içerisinde çalışırken belli bir noktadan sonra Class 3 ile de çalışacağım diyor. Oradaki veri akışını da alacağım içime diyor ve tamamen bunun dönüşümlü olduğunu, ok işaretleriyle gelip gittiğini size gösteriyor. Tamam. Yani obje 1 nesnesi çalışıyor bir yerde en başta ama obje 1 nesnesinin altında obje 2 ve obje 3 kullanılmakta. Ha, kullanılıyor ama sen bunu yazılımcıya bir şekilde göstermen lazım. Hani evet class diyagramı yaptın veya use case diyagramı yaptın. Ama bunun yanında da bunu verirsen, sekans diyagramını verirsen en azından nasıl bir senkronizasyon içerisinde kullanabileceği hakkında ona bilgi vermiş olursun. Bunun kullanım mantığı da bu şekilde diyebiliriz. Şimdi ne var? Collaboration diyagram var. Bu da tamamen nedir? Nesnelerin birbirleriyle ilişkilerini gösterebileceğiniz bir diyagramdır, bir modellemedir. İşte mesajların farklı şekilde iletmelerini, bir trigger muhabbetlerini veya işte aksiyon muhabbetlerini burada gösterebileceksiniz. Aslında bir nevi sekans diyagramına benziyor ancak tabii ki de farklılıkları var. İşte sekansta ne yapıyorsunuz? Hepsini yan yana koyuyorsunuz, peş peşe koyuyorsunuz. İşte nedir? Kim ne zaman ne başlayacağını hemen ok işaretleriyle gösteriyorsunuz. Ancak burada nasıl gösteriyor? Belli bir akış diyagramı varmış gibi karşınızda düşünün. Mesela burada bir tane nesne oluşturuluyor ve nesne oluşturulduktan sonra ardından hangi işlemlerin yapılacağı ile ilgili size yönlendirme yapıyor. Veya bu nesne oluşturduktan sonra peşinde başka nesneler oluşacaksa işte obje 2 veya obje 3'ü de şurada oluşturacak. Ne yapacak? Pardon, obje 3'ü de şurada oluşturacak. Ne yapacak? Bu akış diyagramında size bunu göstermiş olacak. Obje 2 burada oluşturdu. Devamında bu şekilde de ilerleyebilirsin diyor. Veya şurada obje 4'ü de oluşturabilirsin diyor. Tamam mı? Yani bir nevi bunu bir ok işaretleriyle akış diyagramı şeklinde size gösterdi. Tabii yine burada neler var? Aralarda hangi metotları, hangi değişkenleri hangi değişken değerlerini ve hangi parametreleri aldığını mesajlarla gösterebiliyorsunuz. Bakın şurada mesela prepare diye bir metot kullanılmış. Başka şurada hStock diye bir değişken kullanılmış. Mesela check metoduna gönderebileceği. Atıyorum şurada need to reorder işte metodu kullanılmış. Nedir işte? Yeniden sipariş vermeyle ilgili ihtiyaç duyulan bir metotmuş. Böyle bir kavram var. Nesneyi nasıl oluşturuyorduk zaten hani alt çizgilerle belirtebiliyorduk. Self delegation var. Kendine dönme olayı vardı hani ekranlarda veya sınıf içerisinde. Bu nedir? Stokla ilgili bir sınıfmış. Hani sürekli stok girişinin yapılabileceği bir ekran olduğunu belirtebilir. Sequence number var. Burada sequence number da tamamen sizin iş akışınızı gösteriyor. Belki de bir nevi hani ihtiyaç duyulan bir şey. Birden başlıyor. Ardından 1'e 1, ardından 1'e 1, 1, 1, 1, 2 gibi. Bakın burada zaten bir dallanma var ve bu dallanmaları size sayısal bir şekilde numaralandırılıyor. Burada bir dallanma var. Altında yine bakın içerisinde doğru bir dallanma var ve devamında bir dallanma var. Veya bu dallanmanın bir üst katında ne var? Şurada da bir ayrıyeten dal bulunmakta.
Yani numara kullanabiliyorsunuz burada. İşin güzel yanı. Mesaj kullanabiliyorsunuz. İşte metot kavramını kullanabiliyorsunuz. Yani sekans diyagramından farklılığı bunlar diyebiliriz. Başka aktivite diyagramımız var. Bu da bir nevi yine initial yani başlangıç durumu ve bitiş durumunu gösteriyorsunuz. Bir nevi algoritma akışına benzemekte bu da. Yine iş akışlarını gösterebilecek bir kavram. Bakın burada zaten tanıdık olduğumuz kısımlar var. Neler işte dikdörtgenli baklava şekliydi gibi kavramlar bulunmakta. Şuna bir şöyle bir örnek vardı sanırım. Hemen şuradan. Örnek üzerinde anlatalım. Bakın başlangıç ve bitiş noktam belli. Bu başlangıç bitiş noktasında neler var? Select site, commission architect, develop plan, byte plan gibi sizin neleriniz var? Aksiyonlarınız yani sınıflarınız veya ekranlarınız bulunmakta. Bu ekranları peş peşe kullandıktan sonra sizi bir kullanıcıya sanırım bir şey soruyor burada. Artık nasıl bir diyagram yaptılarsa. Kullanıcıya sorulan işlem sonrasında işlem yapılsın veya yapılmasın gibi bir kavram olayı çıkmakta ve burada da yine bunlarla ilgili ayrı ayrı sınıflar oluşturmuşlar. Ardından artık tüm işlem biteceği zaman da ne yapıyorlar? Şöyle bitiş çizgisinde veya işte dağılan ekranları gösterdiği o çizgiyle burada ne diyor? Concurrent fork diye bir çatalda birleşiyor işlemler if içerisinde. Ve bu çataldan çıktıktan sonra da artık programı bitiriyor. Bunların isimlerini vermiş. İşte şurada if'ler için kullandığı bir çatal döngü bulunmakta. Ardından nedir? Durum diyagramları ile ilgili submission diyor. Alt kavramlar, alt sınıflar bulunmakta. Sequence branch diyor. Sequential branch diyor. Yani if kavramı bulunmakta. Bir karar döngüsü bulunmakta. Ve geri kalan başka bahsetmediğimiz yer nesne akışı var. Nesnenin nasıl döneceğiyle ilgili ve hangi sınıftan üretileceğiyle ilgili kavramlar bulunmakta bu görsel üzerine. Tabii ki de hani siz bunları yaparken sadece şu siyah çizgilerle yazdığınız ve siyah harflerle yazdığınız kısmı yazılımcıya veriyorsunuz. Burada sadece hani gösterim olaraktan mavi olanlar size verilmiş. İki tane kavramımız kaldı. Komponent diyagram. Komponent diyagram sistemin yazılım bileşenlerini, işte kütüphaneler, dosyalar, veri tabanları, bir nevi hiyerarşik sistemin nasıl olacak onlarla ilgili bir modelleme yapıyor. Bir fiziksel yapıyı gösteriyor size. İşte bunlar ne olacak? File mi? Database mi? Başka EJB session olacak mı, olmayacak mı? HTTP'de proses akışında neler olacak gibi. İşte hangi kütüphaneler, DLL'ler kullanılacak onlarla ilgili gösterim. Bir jar dosyası ile ilgili bir klasörün olacak mı onlarla ilgili. Hatırlayın bir web sayfası yapıyorsunuz mesela ne yapıyorsunuz? Image klasörü yapıyorsunuz ve onun altında ne yapıyorsunuz? İmajlerinizi barındırabiliyorsunuz veya Bootstrap ile ilgili işlemlerinizi yapıyorsunuz. Onlarla ilgili bir klasör oluşturuyorsunuz. Aynı şekilde burada da bu kavram bulunmakta tamamen hiyerarşik yapıyı size göstermek için zaten komponent nedir? Bileşen demektir. Bileşenleri gösterebileceğiniz bir diyagramdır. Son olarak da deployment diyagramı var. Sistemin donanım ve yazılım ilişkisine göre görsel olarak tanımlanması. Sen bu sistemde veri tabanı kullanıyor musun? Evet, o zaman veri tabanı ile ilgili bir modelleme yap şurada. Bana göster veri tabanı kullanılacağı ile ilgili. Mesela SQL'de ne kullanacaksın ürün olaraktan? YourSQL'i kullanacaksın. Tamam onu da yaz. Ben ona göre işlemimi yapayım. Başka server kullanacak mıyım ben bu yazılımda? Kullanacaksın. Hangileri? İşte HTTP üzerinden gideceksin. İşte AJV session'ı kullanacaksın. Ürün ismi varsa ürün ismini belirteceksin. İşte JSlave mesela bunu kullanacaksın diyor. Ardından sunucu değil de kullanıcı tarafında, client tarafında neler kullanacağım? Var mı bir şeyler? Evet var diyor. Browser ile ilgili işte neymiş? Mozzarella diye bir ürün varmış. Ondan bahsediyor. Yani bir nevi artık ne yapıyor? Hani işin hani hiyerarşik bir şekilde nasıl oluşabileceğini size gösteriyor. Bunu yaparsak biz bunu tabii tersten anlattık.
Nedir? Önce deployment'ını yaparsın. Hangi ürünlerini nerede nasıl kullanacağını söyleyebilirsin. Komponentlerin içerisinde işte sen adamı yönlendirebilirsin hangi DLL'leri falan kullanacağını. Ardından işte durum diyagramı mı, use case diyagramı mı bunu belirleyebilirsin çok rahat bir şekilde. Bu tamamen dediğim gibi tasarıma kalmış bir şey. Size verilen tasarımda da kalmış bir şey. Tabii ki de kusursuz bir tasarım koymayacaklar önünüze. Bu geliştirilebilir dediğim gibi. Bu haftanın konusu UML'di, sınıflar arası ilişkilendirmeydi. Umarım verimli geçmiştir. Sorularınız